Anadolu Efes katkılarıyla burada olan burada kalır. Kalkıyoruz. Ya. Hani uçak kalkarken o sese bayılıyorum hocam, biliyor musun ya? Vallahi. Ben bayılmıyorum. Peki. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz efendim. Ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul'u merkez stüdyolarımızda, teknik masamızda, kamera arkasında, sakallı bebek yani the sakal of the world, Inamatu Tokyo Des artık tamamen hakka yürüdü diye kabul ediyoruz. Çünkü derin bir boşluk var. Evet. Şey gibi neydi? Halley kuyruklu yıldızı gibi iki senede bir görülüyor. Halley kuyruklu yıldızı 70 yılda bir görülüyor. Evet. Bu iki senede bir görünüyor. Buna, ayda bir görünüyor, ayda bir. Buna kısaca hal diyebiliriz. Ama ben sanki demin buralarda bir gördüm, böyle rüzgarda dalgalanan saçlar geldi. Abilerim buralardayım merak etmeyin falan dedi. Rüzgar yaptı. Ondan sonra baktı ki tezgah hazırlanıyor. Yavaş yavaş kitaplar koyulmaya başlayınca vınladı. Bir dakika hocam, macunumuzu yapalım, ondan sonra hemen erkenden. Ne atlıyorsun gözünü? Öl çalıyor. Evet. Efendim geldik programımızın klasik macun bölümüne. Hemen yanımda daimi konuğum, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir, fukara, garip, kurabba dostu. Fakir fukara garip graba dostuydu. Aynı zamanda efendim heykeltıraş, degüstatör, siloperferek kestanesi, İstanbul ve Marmara bölge distribütörü. Kestane demişken kış geldi ama henüz daha tezgahta hiçbir şey yok. Sen şimdi Sinop'a gidiyorsun ya, evet. Oraya geleceğim. İnşallah. Gelirken herhalde iki çuval kestaneyle gidiyorsun. Herhalde yani oradan bizi boş gönderecek halleri yok hocam. Hayır, tahmin ediyorum. Baktın ki boş gönderiyorlar. Evet. Sen hemen bir pazara uğra. Hemen oradan bir hani kargo yaptırarak. Saat 5 oldu. Ne bir çuval geldi ne bir şey. 5.30 oldu, bir şey yok. 6 evet. Uçak vakti yaklaşıyor, hala bir şey yok deyince. Evet. Çocuklar, bir halk pazarı var mı yakınlarda? Deyip. Malı alıp bir kilo, İstanbul'a. Bir kilo bir şey al yani. Efendim, böylece Can Hoca klasik macunun arasına sirke serptiği için macunu kısa kesiyorum ve Can Yılmaz. Araya sipariş verdim. Nereye? İşte kestane sipariş ver, haftaya bakacağız. Evet sevgili dostlar, Can Hocamın sağ gözünde ufak bir konjüktivit türü bir arpacık çıktığı için bugün Blues Brothers konseptiyle takılıyoruz. Ben de kendisini yalnız bırakmamak için aynı tip gözlükten taktım bugün. Nasıl çift görünüyor farla diye hocam, çift farla programı abi, idare bu, edeceğiz. Sen bunları nasıl görüyorsun? Ben bu, görmüyorum ki onlar zaten. Çizikten bak 7 tane sakal görüyorum şu evet. Anda. Evet. Hocam ben zaten onu da görmüyorum. Ha. Gördüğümü varsayıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hocam görüş gözlerinde bir yeri nasılsınız? Gözlerinde konduit mi? Konjüktivit. Ha. Konduit şey değil miydi abi? Devlet tiyatrolarında. Konduit başka, bu konjüktivit. Evet. Böyle sarımsak ezile veren. Ben sana başka bir tarif yapayım mı? Yap. Ama çiğ köftedeki malzemelerin hepsini kullanıyorsun ona. Kırmızı pul biber, acılı isot. Nereye? Sarımsağı havanda dövüyorsun. Limon, biraz tuz. Basur ne abi bu? Basur ne için? Değil, göz için. Bu acılı. Tabii. Niye biliyor musun? Niye? Onu göze sürdüğün zaman acısından gözünün acısını unutuyorsun zaten. Diyorsun ki tamam. Tedavi abi. Yok yani. Tedavi yok. Bekleyeceksin hocam. Yok abi. Sabredeceksin. Krem sürerek halledeceksin. Krem süreceksin. Evet. Çok fazla elinle melinle de böyle gözünle mözünle oynama. Öyle. Evet. Evet, görüşmeyeli nasılsınız hocam? Çok iyiyim. En son sizi polis nezaretinde kapalı spor salonundan götürürlerken gördük. Evet. Efes Pilsen'in maçına gittik sevgili dostlar. Sağ olsunlar bize hemen sahanın kenarından yer ayırmışlar. Her zaman sakinliğiyle, uysallığıyla tanıdığımız Anadolu Can Hoca. Efes olabilir. O evet, Can Hoca yani. Maçın stresiyle bir ara sahaya fırlayıp ne oluyor, ne oluyor estirince. Yok ben yani zaten otomatikman orada ilginç bir şey, sahanın evet. Zaten içindesin. İçindesin. Yani fazla böyle, öyle bir şarkı vardı ya. Nedir o? Ya içindesin ya dışındasın. Çemberin. Çemberin. Ya içindesin. Yeni türkünün şarkısıydı galiba. Evet. Ya yani orada zaten şarkı. İçindesin. Adam sanki sana böyle göğüs pas atacak gibi bekliyorsun. Bana biri pas attı zaten. Pas tık attı. Diye yakaladım. Sen de hakeme ver be. Verdim ama sen sahanın içine girmeye kalktın. Koça akıllı ol koçum.
Koç çok uzaktaydı ama yerimiz iyiydi. Çok iyiydi. Güzeldi. Sevdin güzel bir mi? Oyun oldu. Evet. Basketi mi? Basket. Sevdin değil mi? Abi ben zaten basket... Biz biliyorum. Spor sergi saraylarından evet. Geldik yani. Size smaç can derlermiş. Hayır, pota. Ha, pardon, pota can. Abi anlattık o hikayeyi. Pota can derler. Hocam biz de dün Beşiktaş'ın maçına gittik. Niye? Basketbol maçına. Ha. Sevgili dostum Hakan Altun, oyuncu arkadaşım İşler Göksevenle birlikte. Ama buradan Beşiktaş yönetimine talip olan sevgili iki dostumdan bir ihtiyacım olacak hocam, izin verirsen. Buyurun abi, Beşiktaş Kongresi gibi. Evet, pek kıymetli Hasan Arat ve pek kıymetli Serdal Adalı kardeşlerim. İkinizin de Beşiktaş olduğunu biliyoruz. İkisi aday. Şimdiki başkan aday mı? Hayır, değil. Niye? Ben artık yoruldum dedi şimdiki başkan. Ha, İki arkadaşımız aday. Bunlardan biri seçimi kazanacak. Kazandığınız zaman kurban olayım şu Beşiktaş'ın kapalı spor salonu işine basketbol oynanan yeri bir abi, bir abad edin. Amerika'da işte? Köyde öyle saha yok ya. Niye? Yakışmıyor. Güzel değil mi? Balon ama, gibi bir şey değil miydi? Abi balon olsun ama genişlet, orayı abad et. Hmm. Tribünler yukarıya doğru çıksın, bir teknoloji olsun, içeriye giren insanın bir... Yok, scoreboard falan yok mu? Ya scoreboard var ama yoksa maçın... adam 25-25 bağırarak mı yani? Maçın ilk 3 dakikasında scoreboard çalışmadı. Arıza yaptı scoreboard. O sıfaça. Adamlar orada maç yapıyor. Bir o atıyor, bir bu atıyor. Biz kaç kaç durumu bilmiyoruz. 2 dakika sonra bir baktık 17-19'muş. Ha falan olduk ya. Onu kim belirledi acaba? Abi, ya hakem şimdi... yazdı 17-19. Ben yok. Hakem neyse ben de bakmıyordum ya. Abi zaten masa başında hakemler, masa hakemler var ya. Var, ha, onlar dijital saate güvenmeyip kendileri elle de zaten not alıyorlar. Spor sergide mesela hep olurdu. Evet. Bir 5 dakika böyle ezbere beklerdin. Yani yazı tutan kim önderci evet, verdi. Ama işte şimdi olmaması lazım artık. Lazım. Yani buraya bir el kaç atılması lazım abi. Valla benim gördüğüm en fazla maksimum 2000 kişilik. Aa. Evet yani çok çok büyük bir salon değil. Bak gittik Efes Pilsen'in salonunu gördük, ne kadar güzel. Orada da Efes. Fenerbahçe'nin Ülker Arena'ya gittik hocam. Güzel, öyle değil mi? Beşiktaş'a da bir tane yakışır be abi. Evet. Güzel bir şey yapın. Evet. Çünkü Beşiktaş'a, güzel tesis olacak, güzel takım Beşiktaş'ın olacak. Beşiktaş'ın şeyi ne abi? Yani basketteki durumu ne? Basketteki siz bir yer durumu... hüküme düşüyor, ligden çekiliyoruz. Hocam, hani harcamaları kısıyoruz falan, evet. Bir şeyler vardı ya. Geçen sene hocam, Allah bir daha yaşatmasın, kan sıçtığımız haftalar yaşandı. Böyle demeyelim mi? Evet, gerçeği bu. Küme düşürdük. Hocam küme düşürdük. Sakal şunu pişten çık da. Pardon abi. Küme düşüyorduk neredeyse. Onu diyorum işte. Geçen sene de böyle bir şey konuşuyorduk. Evet, evet. Bu sene düşmediniz. Biraz daha iyi gidiyor takım. Daha da takviye yapılmasına gerek var. Evet. Ama önce tesis abi. Tesis. Önce tesis. Tesisleşmeden evet. Hiçbir şey olmaz. Hadi gözün aydın abi. Ha, yaşasın. Ne oldu? Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara'da iki tane villa tutmuş ofis. Ne için? Siyasete dönüyor. Dönüyor mu? Bırakmadı mı siyaseti? İşte bırakmayacakmış yani. Ha, ulan bu nasıl bir şey? Ya arkadaş, ya abi, ben sadece şeyi merak ettim. Çok küçük gireceğim konuya. Buyurun. Hemen çıkacağım. Buyurun hocam. Abi... Bu villaların kirası, mirası... Vakıf karşılığı. Hangi vakıf? İşte vakıf kurmuşlar. Öyle mi? Tabii. Bir ne işte, vakfı? Bir siyaset vakfı. Hani siyaset geliştirme vakfı kurmuşlar. Ben de mesela siyasete atılacağım desem bana da bir ofis tutarlar mı? Hocam sana tutmazlar. Hayır, soruyorum yani. Tutmazlar. Hayır, tamam. Sen bu şu kadar. Anda no-name biri olduğun için ben siyasete atılıyorum dediğin zaman... Zaten sen ofisini kendin tutman gerekir. Bence sen abi ben no-name'sem... Evet. Sayın Kılıçdaroğlu da no name sayılır artık. Şu anda. Yaş itibariyle de hem de siyasette geçirdiği olaylar nedeniyle. Evet. Bence artık yeter yani. Hala ofis tut bilmem ne sekreter ya baba. Bırak abi ya. Acaba? Hani bir laf var ya, git torunlarını sev. Evet. O aşamaya ne zaman gidiyor? Neyse geçelim bu konuyu. Siyasete girmeyelim. Türkiye'de üç şeyden bahsedilmez biliyorsun. Siyaset. Din. Din. Futbol. Futbol. Bunlarla... Tartışmaya girdi mi kavga çıkar. Kavga çıkar. Baskette falan pek kavga çıkmıyor. Bizim ikimize tek problemi ne biliyor musun? Nedir abi? Ayakkabı numaramız. Evet abi. Eğer ikimiz de aynı numarayı giyseydik sen şu anda buradan bir tek tane ayakkabı götüremezdin. Götüremezdim. Allah'tan ki farklı olduğu için mecbur hani evet. Buradaki ayak numarası da kimseye de tutmadığı için mesela ayakkabıdan giriyorum yani. Ha. Mecbur veriyoruz yani yok çünkü yani herkes deniyor. Olmuyor. Olmayınca bu Zafer abinin. Zafer abinin ikini ayırın diyoruz. Bravo. Aynı hassasiyete devam edin sevgili arkadaşlar. Tişörtte de bazen öyle oluyor. Sen M, bazen small giyiyorsun. Evet. Burada gördüğü gibi öyle M giyecek bir baba yiğit yok. Daha çok bizde... Seyit Battal Gazi bedeni. Seyit Battal Gazi. XXL. Yani XXL'den başlar bu bizde. Bu kaç hocam şimdi mesela? Bu gömlek, mu? XL.
X, L. Onun için mi düğmeleri kapanmıyor? Yok, mum şekil olsun diye. Ha, şekil yoksa olsun diye. Yoksa buraya kadar istersen ilikleyebilirim. Yakışmış ama hocam gömlek. Ben bunu daha önce gördüm mü ya? Giydi mi sakal? 20 yıllık gömleğim yani. Bu 4. bölümde falan giymiştim. Güle güle giy hocam. O kadar çok gömlek var ki sirkülasyon çok fazla. Anlıyorum. Denk gelmiyor. Denk gelmiyor. Yani aynı hani mesela aynı adama denk gelme ihtimalin falan öyle bir şey vardır ya, evet, onun hocam. Gibi. Evet hocam. Hani askerde mesela bulaşık sırası sana ne zaman gelir? Yani bir tabur içinde imkansız. Onun gibi. Askerde bize de bulaşık sırası gelmişti. Hmm. 1500 kişinin tabildot tabakları var, evet. Ya onları temizliyorsun, tamam mı? Biliyorum abi, bana mı anlatıyorsun? Ha, ben sen, oralardan geldim. Sen gerçi geldim. Yazıcıydın. O çileleri çekmedi. Ben de bir kere gittim. Ha, biz de bir kere gördük gittim. Yani oraları gördük. Tabii. Bir tane arkadaşım vardı. Abi bütün tepsileri tek tek alıyor eliyle. Evde yıkıyormuş gibi. Evet. Hijyen. Çavuş geldi dedi ki... Akşama kadar bunu bitiremezsin, böyle olmaz. Ben nasıl olacak? Şöyle musluğuna... Aldı sıcak suyun içine şöyle bir kışt kışt doktu, bu işte dedi. Olur mu abi? Bunu şey. Dedik abi, evet dedi. Ya kenarında yağlar duruyor böyle. Yani abi şöyle fırçayla, ya. Tel fırçayla... Hocam donduğu için o öyle fırçayla mırçayla gitmiyor. Yine de bir kalıntı kalıyor. Sen orada. Belki de iki dönem öncekinin adamın şeyini mercimek çabasını... Hiç bilemezsin onu vallahi. Yok, zannetmiyorum, buna inanmıyorum. Peki abi, inanma. Biz oralardan geldik abi, biliyoruz yani. Bunun kontrolü var, bilmem nesi var öyle. Ya kim kontrol ediyor Allah aşkına? Bütün tepsileri üst üste koymuşum, binlerce duruyor orada. Demek sizin birlikte öyleydi. Abi kimse uğraşmaz. Temizlendi mi? Temizlendi. Tamam, hadi güle güle. Ha, bir dakika, ha. Konuyu değiştiriyorum. Şimdi çok seni heyecanlandıracak, böyle içimi hoplatacak bir şey. Buyurun. Michael Jackson'ın ceketi satıldı abi. Yapma be. Evet. Geç kaldık sakal. Michael Jackson'ın... bir içecek firmasında reklamında oynadı 1984 yılında. Deri mi? Deri değil. Deri gibi böyle pandizot. Ona ne denir ya böyle? Horoz derisi. Suni deri değil mi? Yok yok, Sony böyle mi? Parlak ya. Simli mimli bir şey yani. Vinil mi? Vinil sahte deri. Evet. O satılmış abi 84 senesinden beri. İşte elden ele elden ele ihtiyacı olan abim, ben artık satıyorum. Ben de aynı ceketten iki tane daha var demiş. Demiş. Satışa çıkarmış. Kaç para? Kaça satılmış? Hemen söylüyorum. Hemen söyleyemiyorum. Baktım 317 bin dolara. 317 bin dolara Michael Jackson'ın ceketi satılmış. Bence ucuz baba. Ucuz mu? Hayret. Abi, sen normalde feryat figan etmen lazım. O paraya bir şu... Abi şimdi Michael Jackson'ın olduğu için, Michael Jackson giydiği için kıymetli zaten. Yani en aşağı onun 500 bin dolar olması evet. Lazım. Net. Yok, kafalarındaki rakam, satıcının rakamı 200 bin dolar civarındaymış. Açık artırmada. Yani 100 bin dolar da üstüne çıkmış. Sevinmiş yani adam. İyi baba, Allah güle güle harcamayı nasip etsin. O da gitmiş, George Clooney'nin ceketini almış o paraya. Öyle mi? Ben de o eksik demiş. Evet. Vay be! peki şimdi o ceketi alan adam ne yapacak hocam? Evet, doğum günlerinde falan giyiyordur. Olur mu abi? Cam çerçevenin içine onu yaptırmıştır güzel. Şöminenin üstüne koymuştur. Gelene gidene böyle devamlı gösteriyordur. Hani, görmeyen olursa da kaş göz ediyordur. Adam benim ceketi göster, Michael'ın ceketi. Yok, o oraya ışıklı tabela mabela yaptırmıştı. Ok, mok, Michael'ın ceketi. 300 bin dolar ona veren adam öyle bir şey yapmaz abi. Keşke Tokyo'da. Kaldırı kenara koyar yani. Keşke Tokyo'da girseydi bu açık artırmaya hocam. Tokyo 20 dolar verirdi ve çekilirdi. En azından orada görünürdü yani. Evet hocam. Geçen gün senin memleketin olan Kars, sen Karslısın aynı zamanda. Evet hocam. Ardahan'da bir çoban koyunları otlatırken karşıdan gelen bir fil gördüm. Abi demiş, yetmemiş, fotoğrafını çekmiş. Sosyal medyaya koymuş. Ortalık karıştı. Evet. 24 saattir ya da 48 saat galiba. 48 saattir jandarma fellik fil Ardahan kırsalında fil arıyor. Sonuç? Sonuç. Bugün vali açıklama yapmış. Demiş ki öyle bir şey yok. İlimizde herhangi bir fil falan yoktur. Arkadaşımız şaka yapmış sosyal medyada diye. Ne diyorsun abi? Böyle şaka mı olur şimdi ya? Ya o zaman ne yapmış? Bir yerden fotoğraf bulmuş. Ya, internetten bulmuş abi. Benzer bir arazide bir fil bulmuş. O bulunur, o önemli değil. Yani şimdi bu kamu şeyini meşgul etmek falan olmuyor mu? Öyle evet. Şeyler olmuyor mu? Evet, oluyor hocam. Ne olacak? Gereksiz yere infial yaratmak, yalan haber üreterek devletin güvenlik sisteminde alarma geçirdin. Evet. Çoban kardeşe şimdi burada ya hayır, olacak bunları, iş değil abi. Vallahi bir olacak. Nasihat verip gönderir misin yoksa şöyle birkaç saat bir nezarette mi kalsam? Birkaç saat arkadaşı nezarette tutarım. Bir daha yapma. Bir daha yapma. Böyle palavraları çünkü yani, nereden çıkarıyorsun?
Jandarma, mandarma bayağı projektörler, vinçler, ışıklar. Koskoca lamba... fil bir daha abi gördü yani, öyle değil mi yani? Koca fil. Hani sincap gördüm değil. Sincap zaten görür de. Ama bir dakika abi, tam tersini düşünelim. Buyurun. Gerçekten olsa ya. Ya gerçekten olsa... Olabilir. Abi yani... Hindistan'dan yola çıkmıştır fil. Abi geze, geze, geze. Çünkü evet, sana bana sınır var, hayvana sınır yok ki. Hocam, Hindistan'dan yola çıkıp o fil buraya gelinceye kadar onu kuşbaşı yaparlar. O coğrafyada o filin buraya sağ salim gelmesi imkansız. Onu fil kızartmama falan. Bitirirler abi. Dişlerini satarlar zavallını. Derisini yüzerler, ayaklarını ki her türlü mezalimi evet, yaparlar. Maalesef eğer geldiği coğrafya sakat. Sakat. Mesela Finlandiya'dan yola çıksa belki gelir. Evet, besliye besliye gönderirler bir de. Hani al canım, manım. Ama bana... tabii Hindistan'dan yani, yola çıkınca Hindistan'dan, bence Hindistan'dan Pakistan'a bile ulaşamaz. Sınırda bitirirler onu zaten. Sınıra gelinceye kadar biter. Onun için. Ya arkadaş, çoban kardeş. Tamam, anladım. Bir komik bir şey yapmışsın. Bir, evet. Bak aslında güzel de fikir. Tam da şey ama. Güzel fikir yani, ilginç bir evet, şey bulmuş ya. Ardahan'da fil. Şimdi bir manzarada de, da böyle güzel görünüyor, tabak gibi. Bir de meşhur. Yani komik ama şimdi tam meşgul ettin abi yani. Bunun bitirdim benzini, bizi, mazotu, aramalar, itfaiyesi... helikopterler. Helikopterler dolaştı, yakıtlar yandı. Sen de böyle uzaktan bakıyorsun, ne güzel. Eğlendim. Yani olmadı. Ama şimdi ne oldu? Ne oldu? Arkadaşın adı Yalancı Çoban'a çıktı. Şimdi gerçekten var ya... Ejderha gördüm dese konuşma lan. Yok, bir, bence bir şansı daha var. Var mı? Çünkü çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Bu iki, bir oldu daha. Bu ilk yalanı mı? Bu... Bize yansıyan, biz şu anda dosyaya hakim değiliz. Bize bize yansıyan ilk yalanı. Ama evet, belki de Ardahan Adliyesi'nde 40 tane daha bundan evvel işte fil gördüm, timsah benim koyunlarımı yedi falan gibi bir sürü yalanları da olabilir. Ya da bulunduğu köydekilere sormak lazım. Köydekiler de diyecek ki, ya kardeşim bu adamın ihbarına itibar edeceğinize önce bize bir sorsaydınız. Tabii. Bu adam yalancının teki. Bu adam it osurdukça yalan söyler. Biz yıllardır bunun yalancı olduğunu biliyoruz. Niye bence sormuşlardır abi, ha? Olur mu şimdi? Hiç sormadan selamün aleyküm diye hemen helikopter gelir mi? Her zaman sormazlar. Bak, Bursa'da bir adam kaybolmuştu. Evet. Kaybolan adam ekiplerle beraber 12 saat kendini tamam, aradı biliyorsun. Evet, biliyorum. Sonra da demiş ki, ya siz kimi arıyorsunuz? Aga demişler, şu ya o benim. Ya sen de baştan sorsana arkadaş, kimi arıyorsun? Tamam da sen kime sesleniyorsun? Mesela seni arıyorum, sen Zafer'sin. He. Sen de Zafer, Zafer diye sesleniyorsun. O, hiç üstüne alınmıyor mu? Alınmıyor. Mesela adı İsmail'se ulan isim benzerliği, bu da İsmail olabilir. Ya da sesimi duyan var mı? Ya onlarla beraber aramaya katılıyor. Böyle şey olmaz hakikaten. Ha, bir dakika. Ha. Bu arkadaş ekiplerle beraber nerede gördün? Hani olay kimi yerine gidildi. Tabii. O mezraya inildi. Evet. Nerede gördün kardeş? Hangi istikametten nereye gidiyordu? Gidiyordu. Abi buradan güneye doğru gidiyordu mu? İşte Çıtaklı'ya doğru mu gidiyordu? Gel bir göster dediler herhalde. Demişlerdi. O da aradı herhalde onlarla beraber. Jandarma minibüsünde o da böyle bakınıyordu. Kesin aramış. İçinden de diyordu ki, ne güzel yedim. Yedim milleti. Onun için bunu bence bir 24 saat... 12 saat, 12 yeter. 12. 12 tutun. Sonra bırakın, çünkü koyunların da başında biri durması lazım. Evet, bir daha da yapma. Yapma ama bir daha işte yani bu çocuğa itibar etmeyin demek abi. Üstüne şu an sen soru işaretini aldın. Uzaylılar indi tarlada, karşıma geldi bile desen konuşma lan derler. Zafer abi. İnanmazlar baba. Haber değiştiriyor, gene seveceğim. Yine haber değiştiriyoruz sakal. Evet. Konya'da birinin amca oğlunu dövmüşler. Birinin amca oğlunu dövmüşler. Hayret, bizim memlekette hiç olmaz böyle şeyler. Hayret yani. Dövüler yani... Amcaoğlu dövülen adam, evet, trafikte giderken bu amcaoğlunu dövüldüğü tarif edilen adama rastlamış. Evet. İşte demişler, nasıl işte tarif ettilerse uzun boylu, sakallı bilmem senin ne. Senin amcaoğlunu bu dövdü demişler. Demişler, tarif evet, etmiş. O da o tarife uyan adamı trafikte görmüş. İnmiş arabadan, arabadan almış. Bir güzel döverken bir bakmış ki amcaoğlu. Ya böyle haber mi olur? Demiş ki gözlük, o da bir gün evvel dayak yediği için gözlük takmış. Farlar kapalı olduğu için. Evet. O da demiş ki gözlükten tanıyamadım. Haklı. Ama ikinci yumrukta mı ayıldı? Ya bayağı hırpaladıktan sonra mı? Aa amcaoğlu dedi, evet, fark etti bile. Gözlük çıktıktan sonra fark etmiştir.
O zaman bir iki tane vurulmuş. Yapıştırmış belli. Bir şınlar yaşanmış. Şimdi adam yani hem bir başkasından dayak yedi. Hem de amcaoğlundan. Double dayak yemiş oldu. Ya arkadaş tamam niyeti bozdun baktın döveceğe iyice bir bak ya. İşte plakaya bak bir şeye bak yani. Hemen niye girişiyorsun? O da kendini mi tarif etmiş ya? He? Kendini mi tarif etmiş yani? Demek ki birbirine de benziyor demek. Abi evet. Şimdi sakallı, kısa saçlı, orta boylu dediğin zaman bizde 8 milyon adam var yani. Elbette hocam, elbette doğru. Ama yediği dayak yanına kar kalmış mı? Kimin? Arkadaşın. Tabii canım, iki kere dayak yedi. İki kere dayak yedi. Seni kabahatin de biliyor musun? Yani gidip etrafa ne velveleye veriyorsun? Dövdüler beni. Dövdüler beni. Dayak. Yedin mi arkadaş? Git dayağını evde dinle. Ne gidip beni dövdüler, tarif veriyorsun bilmem. Ne oldu şimdi? Halbuki tam tersine dayağı yiyen içe kapadır. Tabii. Pek görünmezsin ortalıkta. Tabii çekil odana. Evet. Birkaç gün istirahat et. Ne hemen gidip kahvede beni dövdüler. Yakalayın, tutun. Bir de öyle bir tarif vermiş ki dediği gibi sakalın. Kendini tarif etmiş kendini demek tarif ki. Etmiş. Ya da dayak hoşuna gitmiş hocam. Ulan gelsin biri daha. Gözlüğü takmamalıydı. Evet. Hem ayrıca sen dayak yemişsin. Hemen aynı gün, ertesi gün ne trafiğe çıkıyorsun? Hiç. İki far kapalı. Yerden, her yerden façalısın be kardeşim. Evet abi. İki far kapalı, gözler kapanmış. Şey, far kapalı mı bilmiyoruz. Yoksa güneşten mi taktı bilmiyoruz. Artık yani. Bilemeyiz ama işte gözlüğü taktığı için de karşı tarafın tanıyamaması doğal. Ya dünyanın en saçma haberi ya. Evet. Tarif etti. Geçen gün de sakalı dövüyorlardı abi. Yapma be. İpsala'da evet. Niye sakallı mı? Hatalı sollama. İpsala'da. Oralarda. Sınırı geçmeye çalışırken. Ha. Hafta sonu küçük bir Yunan kaçamağı oldu hocam. Anlıyorum. Ne güzel hayatlar var ya. Bizler burada ekmeğimizi kovalarken sakallı bebek, abi ben çok yoğunum falan filan. Hafta sonu bir Yunanistan'a gittik geldik de. Yani buradan Bakırköy'e halamı ziyarete gittim ben gibi. Ben artık benim için sözüm bittiği yer. Evet abi. Sözüm bittiği yer. Beni de Instagram'dan engellemiş görmeyeyim diye. Engellemedim hocam. Ben sizi takip ediyorum da siz beni takip ediyorsunuz. Düşün işte. Yeni hesap açtım ya o yüzden. Her saat yeni hesap açıyorsun. Devam. Yani neyse ben görmeyeceğim zannediyorum. Ulan benim her yerde gözüm var. Hocam beden. Gözüm şu anda kapalı ama her yerde. Hocam ben artık sana hak vermeye başladım. Hı? Vallahi hak vermeye başladım. Birçok konuda ulan ben canım. Nihayet ben, abi yani 5. 6. senenin sonunda bu program dahilinde mi genelde mi? Hocam şimdi yani bu programda zaten iyice perçinlendi. Yani insanlar abi çocuğun okul taksidini nasıl ödeyeceğim diye derken 2 gün sonra yeni bir motor alabiliyorsa... Abi ne olacak bu parasızlık deyip hafta sonu abi hafif bir Yunanistan'a gittik geldik diyorsa burada Can Hoca haklıdır yani abi. Yani çok üzgündü sabah. Bakma be niye? Yani dedi ki, abi bir bira dedi 2,5 euro olmuş falan dedi. Hayat pahalı. 5 yani. Euro hocam 2,5 da değil. İnsanın yüreği parçalanıyor. Üzüldüm be sakal senin durumuna. Gitme. Evet. Neyse boş ver. Konuyu gene değiştireyim abi. Ben. Değiştir hocam. Devamlı konu değiştiriyoruz Can Hoca'yla. Gelen fakslar burada çok yoğun. Abi böyle hızlansın yani hızlansın diye. Evet. Hem de söylememiz gereken bazı şeyler var. Abi yaklaşık 50-55 senelik bir araştırma yapılmış. Evet. Büyük ihtimalle İngiltere'de yapılmıştır. Kırmızı renk forma giyen takımlar kendi sahalarında daha üstün oynuyorlarmış ve kazanıyorlarmış. Mantıklı geldi mi sana? Hocam peki benim formamda kırmızı renk yoksa ne yapacağım? Manchester City'de kırmızı değil. Açık mavi, beyaz. Evet. Nasıl oynuyorlar? Ya abi. Adamı kızartıyorlar oynarken. Tamam, o başka bir şey. Bu kırmızı giymekle ilgili. Mavi yani. Giymekle ilgili başka bir araştırmaya bakarız. Yani ama öyle olsa biz mesela milli takım başarılı olurdu bizim. Kırmızı dünya şampiyonuyduk her zaman. He. Her zaman hocam etkilenir zannetmiyorum. Ha ama şunu biliyorum. Mesela kaleci kırmızı giymemeli derler. Niye? Kaleci fosforlu turuncu giymemeli derler. Niye? Çünkü hedef gibi görünüyorsun sen. Ben şimdi top oynarken şu tarafa bakıyorum. Kırmızı giydiği zaman buradaki adamın gözümün ucuyla kalecinin nerede daha olduğunu görürüm. Daha iyi o zaman. Ona göre orta yaparım. Ona göre kaleye vururum. Ha. Hedef gibi göründüğü zaman sanki ona atarsın gibi. Hayır. Hedef gibi görünmesi iyi değil kalecinin. Tam tersine kamufle olması daha uygun. Renksiz. Hele yeşil giyersen tadından yenmez. Zeminle birsin hocam. Bu istatistik bana saçma geldi. Saçma mı geldi? Evet. Maç seyretti mi geçen gün abi? Manchester City, Chelsea. Yani ona maç demek ayıp olur be. Evet. Yani ona futbol maçı diyorsak. Ona maç diyorsak bizde mesela. Bizde ne oynanıyor? Yani kusura bakma Beşiktaş maçını seyrettim. Ne kadar tatsız tutsuz bir maçtı hocam, abi. Hocam ilk yarı benim uykum geldi. Yani bak senin bile uykun gelmiş. Evet, yani. Sen 3. lig maçlarını seyreden adamsın. Evet. Şimdi o da maç, o da maç. Yani evet. Olmuyor ya. Hocam şimdi burada. Bir şey var yani. Maçı güzelleştirmek var. Top oynamaya niyetin var mı, yok mu? Bizde her şey zamandan çalma üzerine kurulu.
Topu alıyor, bekliyor, atmıyor. Tam atacak, vazgeçiyor, öbürüne bırakıyor, öbürüne bırakıyor. Öyle saçma şeyler var. Adam işte tacı alıyor, bilerek 7 metre ileriye gidiyor atmaya. Ama Manchester City maçında da bir tane öyle oldu. Aldı, evet. Ya düşündü, düşünüyorum, ayağına 20 metre gitti yani. Şimdi gitti, böyle durumlarda hakem durduruyor, git tacı yerinden at diyor. Demedi işte. Demeyeceksin, adam tacı atacak, dürüt, karşı tarafa verdim tacı diyeceksin, ceza keseceksin. He. Adamı zaten var mı abi kitapta böyle bir şey, sen uydurdun yok, bunu. Yok ama böyle bak olacak, çünkü hocam öbür türlü adam zamandan çalıyor. Çalıyor evet. Gitti oraya kadar 20 metre durdurdum, bir daha at, bir daha geri gel, evet. Git, hayır. Düşünüyor falan. Cezalandıracaksın, ver karşı tarafa. Hayır bir dakika abi, düşünmek suç mu? Düşünceyi cezalandırıyorsun, işte zaten abi bu memleket sizin gibiler yüzünden arkadaşım, bir adam. Arkadaşım düşünmenin de bir süresi var futbolda, basketbolda var. Basketbolda topu eline aldığın zaman belli bir sürede zamanda evet, hemen vermen lazım hemen yani. Mi? Ama burada öyle bir şey yok ki. Bekliyorsun. Kime, arıyor kime? Abi arıyor. Adam. Kimi arıyorsun at işte ya. Yok. Boş adam. Ben bulamadım deyip yere bırakıyorum. Boş adam arıyor. Abi sana fax gelmiş. Aa, hocam şimdi bir fax geldi. Evet, diyor ki diyor? Faxta içinde diyor? Bulunduğumuz bu haftanın global girişimcilik haftası olduğundan haberiniz var mı? 2008 yılından beri 200 ülkeyle birlikte aynı anda kutlanıyor. Biliyorum ben. Vallahi mi? Ne biliyorsun ben mesela? Ben çoğuna da katıldım. Ciddi misin? Hmm. Nedir mesela hocam katıldı? Anadolu Efes onu hatta girişimcilik festivaline dönüştürdü kendi içinde. Ha, herkes daha gelsin, katılsın, destek versin. Daha evvelki diye programlarımızda da söylemiştik, hatırlar mısın? Evet. Efes, Anadolu Efes'in kendi içinde bir şey bulmak. Ya ben bir şey buldum. Bir fikrim var. Bir fikrim var. Bunu değerlendirebilir miyiz diye evet, bir oluşum oluşturmuşlardı biliyorsun. Bu da tam evet, o fikre işte, girişimcilik fikrine uyan bir şey. Evet. İki tane proje yine burada bir şey aldı. Destek aldı. Destek aldı, evet. Bir tanesi... Barley Co. Hayır, ne olduğunu söyleyecek. Söyle hocam. Bir dakika söyleyeyim. Evet, Barley Co. Bir tanesi de Blue Find. Evet, Barley Co. kağıtla ilgili hocam. Buldu. Evet, arpa saplarından yaşar kağıt abi yapılıyor. Evet abi, arpa saplarından kağıt yapıyor. Ağaç selülozu yerine... Yani yıllık bitki saplarının kullanılmasını evet, güzel bir fikir. Çok iyi. Normalde o çöpe atılan bir şey veya atıl bir şeyken şimdi evet, onu kağıda dönüştürüyorlar. Zaten kağıt pahalı hocam. Onun adı, adı ne? Adı pardon. İşte burada hocam. Barley Co. Barley Co. Barley Co. Onu bulmuş. Blue Find'da. Evet. Blue zaten mavi. Anadolu Efes'in renklerinden biri. Evet. Find'da aramak. Bulmak. Hani biz Neco'yu nasıl arıyoruz mesela? Neco. Yok, bir derin bir boşluk var. Tokyo, derin bir boşluk var. Evet. Mesela bu sistemi burada da kullanabiliriz biz. Evet. Normalde orada envantere yapılan bir sistem bu. Envantere takılan veya uygulanan bir sistem. Sen bilgisayara girdiğin zaman Blue Find sayesinde ne kadar malın kaldı, ne kadar satıldı, kaç tane, nerede, deponun neresinde falan hepsi bunlara bakabiliyorsun. Bence bu sistemi ben Sakal Anadolu Efes'ten rica ederim Blue Find'ı. Evet. Burada da ben kullanmak istiyorum. Kullanalım. Hepinizin kemer şeyine, kemerine diyelim. o parçayı takacağım ben. Ve? Bakacağım bilgisayardan. Kim nerede? Tabii şimdi mesela gireceksin hocam envantere, bakacaksın. Dükkana 48 tane gazoz alınmış. Evet. Değil mi? Ha o da olabilir. Ha, evet. Yani şunlar şunlar alınmış, bunlar alınmış. Evet. Bunları kim tüketmiş? 48 gazoz alınmış. 28'ini... Sakal içmiş. Birini kırmışlar. Peki o zaman o güzel bir şey soracağım hocam. Bu şey mi? Brave Feature mu dediğin? Hayır o Brave Feature dediği şey abi. Brave Feature dediği o şeyin tamamı. Tamamı. Blue Find'da da envanteri takip ediyorsun. Evet. Üç tane şey var abi. Bak yanlış olmasın. Estağfurullah buyurun. Barley Co. Bu... Dur abi. Sakal sen buraları ayarlasın. Anadolu Efes'in girişimcilik atölyesi diye bir şeyden bahsetmiştik daha evvel, hatırlar mısın? Hatırladım, evet. Buradaki çalışanlar, Anadolu Efes çalışanları da işte fikirlerini soruyorlardı. Bu sene dördüncüsü yapılmış, işte bu girişimcilik festivalinin içine katılmış. Dördüncüsü katılmış, güzel. İki kişi, yani iki ekip de olabilir bu, işte seçilmiş. Bir tanesi kağıt yapıyor, evet, arpa şeyinden. Köklerinden, saplarından. Bir tanesi de bu envanterleri günü gününe, saat saatine... Dükkandan evvel bakabilme sistemi. Bu ikisi tamam. Bunlar bir de zaman bunlar kazandı. Cepte. Evet hocam. Bunlara Anadolu Efes destek sağlamış. Yani hani evet, benim çok eskiden söylediğim ve benim kendimin de olduğu melek yatırımcı diyelim. Öyle bir yatırım yapmış. Siz bir melek de, misiniz hocam şu anda? Adeta bir meleğim. Yani. Kanatlarınızı göremedim de onun için sordum. Evet. Bu
Şimdi ha, bu, pardon. Evet hocam. Brew nasıldı? Brew. 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 Bir de evet. Brew feature diye bir şey brew var. Brew feature. Ne demek abi? Ne demek abi? Feature gelecek demek. O kadar. O kadar mı? Zaten onu anlaman yeter. Geleceği düşüneceksin. Sürdürülebilir gelecek. He. Mesela gene buradan örnek verelim. Burası sürdürülebilir bir gelecek şeyi veriyor mu sana? Şu anda mı? Şu anda. Şu anda pek sürdürülebilecek bir gelecek. Yani sanki buranın bir yarım saati var gibi geliyor bana. Ha, program anlamında evet, evet doğru. Yani bugünkü program için ama işin totalinde var. 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 Sürdürülebilir yani, bir gelecek var. Neredeyse 200 programa doğru geliyoruz yavaş yavaş. Bu bro neydi? Brew. Brew. Evet. Brew feature. Evet. İçin. Bunu kapsamında da, bunun kapsamında da gelin diyor Anadolu Efes. Gelin bize fikrinizi anlatın. E sakal yazsın altına. Sürdürülebilirlik, geleceği sürdürülebilirlikle ilgili bir fikriniz varsa gelin bize anlatın. Evet. Yani Can abine, Zafer abine, abi bizim bir fikrimiz var. Bunun için kimle görüşelim demeyin. Demeyin. Bak gidin, şurada web sakal adresi vermiş adam sakal. Evet ama sakala gene her zamanki gibi. Ben yorumlara da yazdım. Tabii. Yazar mısın lütfen? Brew. Brew feature. Sabitliyoruz zaten. Yaşa sakalım. Brew feature. Yazıver.com galiba. O adrese girsinler. Benim bu yaşam kavramı içinde evet sürdürülebilirlik anlamında acayip fikirlerim var. Tarım anlamında olabilir, ulaşım anlamında olabilir, evet havayı temizleme anlamında olabilir, her şey. Atık ürünleri yeniden değerlendirme aklına olabilir. Ne gelirse. Ne gelirse bize yazmayın buraya. Acayip bir fikrim var diyorsan yaz buraya. Da oradaki formu doldur. Neyse işte. Bizim de selamımızı söylesin mi? Can abiyle Zafer abiden aldım. Yok abi. Ha, peki. O zaman şey olur yani torpil olur. Torpili bekliyormuş gibi olur. Fikir doğru zaten acayipse abi bize gerek yok. Böyle kaparlar. Havada kaparlar abi. Fikrinize gidip planınızı açıklayabilirsiniz, yazabilirsiniz bu siteden. Sakal evet buraya yazacak. Evet şimdi Can Yılmaz'dan bir şarkı dinliyoruz. Fikrimin ince gülü. Pardon. Yani bunun üstüne gider diye düşündüm hocam fikrimin inceliği. Sana sevindirici bir haberim var. Söyle. Bak yine mi abi diyeceksin. Arkadaşlar müjde. Herkese müjde. Arkadaşlar İlhan Twitter'a bir dakika. İlhan Twitter'a yeni bir fonksiyon ekliyormuş. Müjdesini aldım sakal. Senin haberin var mı? Var hocam var. Hani abi sen şimdi, bir dakika kestik. Evet, buyurun. Hani abi sen İlhan'ı takip etmiyordun, teknolojiden nefret ediyordun, uzak duruyordun, evet telefonu 5 kilometre öteye evet özür dilerim koyuyordun falan. Nereden haberlerin evet haberin oluyor? Kendi haber gönderiyor. Böyle bir uygulamamız başladı. Ha. Kullanmak ister misiniz diye. 8 dolar veriyorsun hocam. Hı-hı. Ve flörtleşmeye olanak tanıyor. Ha. Birinden çok hoşlandın, çok sevdin. Evet. 8 dolar karşılığında ona kalp atıyorsun. Tamam. Karşı tarafta sana kalp gönderirse o zaman yazışmaya başlıyor. 8 dolar karşılığında. Şimdi İlhan bu senin yaptığına kibarca çöp çatanlık diyeceğim. Yani hakikaten. Bir çünkü çoluk çocuk seyrediyor programı. İşi gücü bıraktın. Dünyanın anasını ağlattın yetmedi. Mars'a gittin bilmem ne yaptın. Her şey bitti. İş çöp çatanlığa mı kaldı abi? Çöp çatanlık diyelim gene biz yumuşatalım da. Yumuşatalım da. Bu, abi her mesaj mı 8 dolar? Tabii. Yoksa? 8 dolar. Arkadaşım attın mı kalp işaretini? Evet. Karşıdan da kalbe cevap geldi mi? Pring pring 8-8-16 devam et gitti diyor. Devam et bekleme yapma. Hayır yapalım. Bence öyle değildir. Yani Twitter'ı ya da adı neydi lan şimdi onu unuttum. X. X'e X'in fiyatını yükseltecektir abi. Öyle her tırın tırına 8 dolar alsa adam milyarder olur. Bak kim milyarder? Ciddi söylüyorum zaten milyarder ama de. Ama arkada hibe ya. Lan bu ne ya? Şimdi ben de hani dilim varmıyor ama yani vallahi bu iş ya saçma bir yere gidiyor bak Elon. Evet abi. Şarküteriye çevirdi iyice. Yani. Evet bu abi, abi ya. Yani bu dükkanda her şey var diyor ya. Bir taraftan Mars'a yerleşelim. Orada hava soğuk. Oranın havasını atmosferi ısıtmak ne var abi insanların kaynaşmasına sebep olsun. Abi sana mı kalmış şu dünyada şu teknoloji devrinde bırak o işleri başkaları yapsın İlhan. Bırak nereden çıktı çöp çatanlığı. Konuşturacak beni ya. Pul mu diyecektin sen? Cep Pezos'u kıskanmış yani, olabilir. Pezos'u hakikaten. Pezos'u kıskandığının farkındayım ama. Abi ayıp oluyor. Şu anda ya Türkiye'de var mı? Yok o. Amerika'da var sadece. Abi zaten. O haberi ben de gördüm. Evet, evet. Ben gündemimi alacaktım da aslında İlhan'a böyle kulaklarımdan İlhan fışkırdığı aslında, için evet gündemimi almayayım dedim ama sen duymuşsun. Ya çok o sadece mi şu anda belli ülkelerde var.
Bence pilot bölge Türkiye'yi seçmeli zaten. Evet, olabilir öyle şeyler atlarız abi yani. Bir TikTok dediler 280 milyon abone falan var. Şimdi Hindistan'dan sonra biz geliyoruz. Var Çin bile değil. Ve devamlı herkes böyle oynayanlar var. Ama dediklerin evet. Hani hurmalar diye bir atasözümüz vardı. Evet. Yazında tırmalar mı oluyor? Şu anda tırmalıyor. Evet. O bırırıp bırırıp öyle o, biz onu vay be mutfakta kıçını sallıyor diye şey yapıyorduk. Öyle geçiştiriyorduk değil. Öyle değilmiş meğer. O kadar basit değilmiş. Allah kimseyi mutfakta kıçını sallatmasın diye. Sallatmasın evet. Hocam. İnşallah yüzümüzü ağartacak bir haber geliyordur Can Hoca'dan. Evet hocam. Pakistan'da. Hah! Kumar. Hayır hayır. Yine babasını tokatlayan evlat hikayesi. Nereden bildin? Tahmin ettim İsmini abi. İsmini söylüyorum. Evet. Pakistan'da, Pencap'ta Şükür Faizan. Evet. Yani nasıl okunduğunu bilmiyorum. Faizan da olabilir. Şükür Faizan. Şükür Faizan da olabilir. Evet. 53 yaşındaki abimiz. Evet. 18 tane keçinin üzerine koyun tutkalla koyun postu yapıştırmış. Güzel. Babasına satmış. Babası da 88 yaşında parayı almış köyü terk etmiş. Babası feryat ediyor. Tüyler bir yağmur yağınca, tüyler dökülünce koyun değil keçi oldukları anlaşılmış. Babası feryat figan 88 yaşında bana bu yapılır mı? Nerede benim şükürüm? Yani şükür Faizan. Şükür Faizan. Faiz ne diyeyim bilmiyorum. Daha ilginci. Faizan nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Faizan ne demek biliyor musun? Ne demek? Arapçadan gelme. Hayırsever demek. Ah canım benim böyle hayırsever evladı Allah herkese nasip etsin. Ya dolandıracak dedi 88 yaşında ama adam da 53 yaşındayım çocuk. Ama tamam kendi 53 yaşında eşek kadar adam da ya dolandıracak adam bulamadım babaya mı tokat ya? Evet, yazıklar babaya tokatlamış. Bir de hayvanın çektiği acıya bak hayvana tutkallarla yapıştırıyorsun. Ya hiç üşenmiyor musun arkadaş? Arasında o kadar mı fiyat farkı var yani keçiyle koyunun? Var. Var hocam. Evet. Keşiyle koyun arasında bir fiyat farkı var. Peki burada bir dakika. Ben Şükür Faizan'a bir şey tamam ona cevabını vereceğim ama buyurun. Babaya da iki kelime edeceğim. Buyurun. Bir amca. Amca. 88 yaşındaki amca. Peki sen demiyor musun Şükür nereden geldi bu koyunlar? Biz aynı köydeyiz. Karşımda oturuyorsun. Aynı evdeyiz neredeyse. Hep keçilerimiz vardı bizim evladım. bu koyunlar nereden peyda oldu evlat demiyor musun? Demiştir de orada da babada da bir tamahkarlık var galiba. Evet. Hani oğlan mesela baba al şu koyunu sana koyun başına şu kadar para falan diye cazip bir şey vermişse Nur benim oğlanı hazır fiyattan da anlamıyor. Ben şunu bir tokatlayayım. Şu koyunları alayım diye gene kum balığı gibi. Kum balığı gibi atlamıştır. Ya 88 yaşında adam ne kum balığı? Abiciğim atlayacak hali mi var? Abi 100 yaşında bile olsa insanın içinde böyle bir şey varsa yapar. Yani şimdi yapar aslında babası mı çocuğu tokatlamaya çalışıyor? Olabilir. Babada da öyle bir şey olabilir hani. Ulan bak ya normalde bu koyunluk fiyatı atıyorum 100 kuruştu ama bizim Şükür Faizan 80 istiyor. Dur ben şunu 50'ye bağlayayım demiş de olabilir. Ne oldu şimdi? Şu anda köyden gitmiş yani kaçmış. İstediği kadar kaçsın. 18 tane koyunun parasıyla nereye kadar kaçabilir? Hocam hakim mi, kadı mı, bu işe kim bakacaksa... Daha oralara gelmedi, ha, yok Şükür zaten yok. Zaten birbirinizi tokatlamışsınız, beni hiç ilgilendirmez. Tezgahın önünden çekilin, arkadaki davalı davacı gelsin kardeşim. Tabii yani ne kadar fark olabilir? İşte tamam 18 tane de keçin oldu bir anda. Ha? Ama... Yapmış olduğu çaba enteresan değil mi abi? Evet, tutkal, üşenmedin mi arkadaş hayvanların ya? Oradan tüylerini alıyorsun, buna yapıştırıyorsun. Sen de hiç görmüyor musun be baba? Getir şu malı bir görelim bir yakından evladım demiyor musun? Ha, görmüştür de. Yani İnsan bir sever bakayım. Yapıştırırken görmedi. Kim bir arkada ağır da gece karanlığında yapmış beni. Hoca yalnız geçen gün var ya bir tane belgeselde gördüm. Bak bu bizim masa kadar bir tane koyun. Ama hayvan o kadar çok tüy... Birikmiş ki bir tek kaçmış. Gözleri görünüyor hayvanın. Bunu yakaladılar baba neyse. Önce bir su, mu, vitamin falan bir kendine getirdiler. Sonra da o makinaları var ya. Onunla böyle hırrrr diye bir girdiler. Hayvan kaldı 40 santim bu kadar. Meğer 4'te 3'ünden fazlası kıldan oluşuyor. Bayağı yün çıkmıştı. Abi bak 4 tane yorgan doldurmuşsun öyle yün çıktı. İşte onu arada kırpmak lazım ya. Bu kaçmış gitmiş demek ki. Onu nasıl kırpıyorlar ya hakikaten? Ya hayvanın bir yeri kesmiyor mesela. Canı yanmıyor mu hayvanın? Evet o makine ilginç bir makine. Zaman zaman ben onu düşünürüm mesela. Ya da... Arr diye giriyor böyle. Evet. Ama bizim işte tıraş makinesi gibi düşün abi. Ama tıraş makinesi... Ama onun yani bir
Ayarı var demek ki ya. Deriyi kesmiyor demek ki. Kaçırırsan tabii ki yani. Ya şeyler de var ya ortopedistlerde. Yarışması var onun. Kırpma yarışması. Kırpma yarışması. Biliyorum. Ortopedistlerin kullandığı bir keski vardır. Alçıyı keserler onlar. Gördün mü onu hiç? Ete gelince böyle, kesmez. Ha, ete gelince kesmez. Bıçağı vardır. Yapar. Bu da öyle bir şey olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Dosyaya hakim değil. Dosyaya hakim değilsin ama onun profesyonelleri var ya. Abi nasıl güzel işi biliyor. Hayvanın bir bacağına ip bağlıyor. Öbürünü bacakların arasında alıyor. Zaten böyle bir çeviriyor. Lap diye yatıyor. Bir haber daha vereceğim. Yaşasın. Yine evet. Senin seveceğin bir haber. Bu da gene Hindistan'da değil, bu Pakistan'da olmuş. Hep o coğrafyalarda geziyoruz. O coğrafyalarda geziyoruz. Çünkü orada böyle ilginç olaylar genelde orada oluyor. Evet hocam. Ana baba oğlunu mahkemeye vermiş. Hayırsız. 645 bin dolar karşılığı oranın parasına göre. Evet. Tazminat istiyorlar. Sebep? Biz oğlanı okuttuk. Üniversiteye gönderdik. Özel üniversiteye 240 bin dolar para harcadık şimdiye kadar. Demek ki herif çetelesini tutmuş. Tutmuştur. Yani çocuğun cebine harçlık koyduğunu bile yazmış demek okul ki. Okul masraflarını hepsini her şeyi yazmış. Aldığı simidi bile yazmış. Güzel. 600 demiş ki 200 küsür bin dolar para harcadık çocuğu bu yaşa getirmek için. Evet. Düğün masrafı yaptık şu kadar. Evlendirdik şu bu. 6 yıl oldu bir torun sahibi olamadık. Bu yüzden mahkemeye vermişler. Torun sahibi olamadılar diye evet. Mi? Alamazsın babacığım para. Şu anda da mesela öyle bir şey var ya, doğurmak istememek gibi bir şey var. Evet. Hak var. Evet. Onu, o öyle bir mevzu var son günlerde evet. Konuşuluyor. Evet. Adamı nasıl mahkemeye veriyoruz? Adam çocuk yapmak istemiyor. İstemiyorum. Hanım da istemiyor, ben de istemiyorum. Size kardeşim. Ne oluyor? Size ne oluyor? Ha sen şunu diyebilirsin. Ha torun sevmek istiyoruz. O ayrı. Sen şunu diyebilirsin. Baba ben bu çocuğu 649 bin dolar masraf ettim. Hayır hayır. 200 küsür bin dolar, 257 bin dolar harcamışlar. Harcadım. Evet. 643 bin dolarlık tazminat da tazminat ha bir dakika. Ulan harcadın 257 ise 643 niye istiyorsun? Ulan babası da badakçı demek ki. Demek ki bu coğrafyada herkes birbirini tokatlıyor. Tokatlıyor diyelim. Tokatlıyor. Hadi yumuşatalım. Evet. Bir dakika hakikaten doğru. 257 bin harcamış ama düğünün masrafını da düğün o kadar masraf tutmaz. Arkadaşım şunu anlarım. Ben bu çocuğa faizini, masraf yaptım. Faizini istiyor demek ki. Bak ben bu çocuğa masraf yaptım. Okuttum, düğününü yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Totalde bir yokluk zamanında şu kadar para harcadım. Evet. Bu adam bize bakmıyor efendim. Durumu iyi olduğu halde. Ben de bu parayı istiyorum. Bunu anlarım ama bize torun vermedi. Mahkemeye veriyorum. Saçma. Hadi canım yürü. Alamaz. Alamaz. Ya bir şey alamaz. Hiçbir şey. Nasihat alır. Yenge alır. Yani adam der ki ben tamam yapıyoruz kardeşim. Az kaldı sabredin. Demez öyle bir şey hocam. Kimse kimseye demez. Hakim der ki hemen baba. Hayır, hakim kabul etmiş dosyayı işte. Kabul etsin dosyayı. Orada, o coğrafyada ilginç dosyalar kabul edildiği için. Evet. Hani biliyorsun hep böyle şeyler tartışılıyor. Enteresan ama haberler geliyor. Burada gene bir katakulli var. Yani kardeşim sen 257 bin dolar harcadınsa hadi 300 bin dolar iste. Niye 600 küsür? Evet. O babası, abi herkes birbirini tokatlamaya çalışıyor. Çok evet. İlginç bir dünyadayız. Şu anda ya. Dünya öyle bir yere geldi hocam. Herkes birbirini ya kimseyle göz göze gelmeye gelmiyor. Bak yerde bir şey bulduğun zaman eğilip alırken bile dikkat edeceksin. Sağına, soluna, etrafına iyice bakacaksın yani. O zaten mecbur da. Tabii. Hocam şimdi gelen bir fax geldi önüme. Yine bir fax geldi. Devamlı fax geliyor. Burada olan burada kalır turneleri ne zaman abiler diyorlar. Şimdi mesela diyoruz ki biz evet. Adana'ya geliyoruz. Evet. Mersin'e niye geldim? Arkadaş geldik. Geldik. Daha önce geldik. Evet. Bir yere gidiyoruz. Kayseri ne zaman? Yahu geldik. Geldik. Hiç mi takip etmiyorsunuz abi? Bak söylüyorum 1 Aralık'ta komedi festivalinde oynuyoruz İstanbul'da. Evet, İstanbul Komedi Festivali'nde. Nerede oynuyoruz Can Hocam? İş Sanat'ta. İş Sanat'ta oynuyoruz. Arkadaşlar bizden bilet Allah aşkına istemeyin. Biz sadece oynamakla mükellefiz. Yok. Bizim organizasyonumuz değil. Komedi Festivali organizasyonu içerisinde bize de 1 Aralık akşamını verdiler. Biz 1 evet, Aralık'ta BKM'nin düzenlediği komedi İstanbul'dayız. Festivali. Onun dışında eğer sakal unutmazsa, lütfederse keyfi yerinde olursa Adana'ya böyle turnemiz var efendim. Ankara'ya turnemiz var. Gaziantep'e var ve Diyarbakır'a var. Evet. Tarihlerini hatırlayamadığımız için sadece şehirleri saydığımızda burada belli oldu. Belli oldu. Şimdi belli sakal, oldu. İnşallah sakal evet. Bunların altına şöyle diye yazarlar. Yavaş geçsin, sakin. Böyle hızlı hızlı yani acelemiz yok. Yavaş böyle. Sakala bazen diyorum sakal şuraya bir adamın resmini koyuyor musun? Merak etme abi diyor. Sonra soruyorum sakal adamın resmini koydun mu? Koydum abi diyor. Koymuş ama. Birkaç koyuyor. Defa sen beni aradın. Evet. Baktım koymuş. Nasıl baktın? Yani mesela bir göz açıp kapatma. Ha.
58. saniye ile 58,03 saniyesi arasında. Hadi bak çık çık kayboldu. Ya bırak dursun. O Allah para yazıyordu. Para yazıyor abi. Ha, koydum mu koydum oraya. Bu şey işte. Neyse. Ham hum şaralop deriz biz hocam. Başka hocam var mı yüzümüzü ağartacak bir haber? Haber yok abi. Yıldız Kenter'in ölüm yıl dönümü ay, var. 17 Kasım. Canikon'un ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü evet. Evet Türkiye sen Cumhuriyet tarihinin çalıştın mı hiç? Hocam benim hiç çalışmadım Yıldız ablayla. Ama elbette Yıldız Kenter, Müşfik Kenter bunlar Türk tiyatrosunun gerçek anlamda starlarıydılar. İkisine de rahmet olsun. Bu vesileyle Yıldız hocamızı da rahmetle sevgiyle saygıyla almış olalım. Allah rahmet eylesin. 18 Kasım'da senin çok sevdiğin Naim Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü. Of Naim cephen. Dünyayı gibi. Ayağa kaldıran adam biliyorsun. Time dünyayı dergisine kapak adam. Olmuştu. Evet Time dergisine kapak oldu. Kendi ağırlığının 2,5 katından fazlasını kaldıran adam. Sen kaç kilosun? Hayır abi. Sakat. Abi bir dakika neydi? Çok zor bir soru abi, bu. Abi bir saniye ya. Zor bir soru. Kaç kilosun? Neden zor bir soru? İnsan değişken bir varlıktır. Evet hocam. Şu anda kaç kilosun? Kaç kilosun? 97. Hocam şu anda baskülü getiririm. 97 ise sana şuradan iki çuval paskalya getireceğim. Ye bunu ye. Paskalya ne ya? Şey neydi? Ayçiçeği. Ayçiçeği evet. Getireceğim hocam. Abi oynayabilir. Ha bak nem. Evet. Hava şartları. Evet. Bulunduğun ortam, evet. Aldığın nefes, içtiğin su, tamam. Karşındaki insanların enerjisi bile senin kilonu fark ettirir. Anlıyorum. Sen mesela bana kötü gelirsin, 100 kilo olurum. İyi gelen bir insan olursun, 87 olurum. Peki şimdi ben sana iyi geliyor muyum mesela? Eriyor musun şu anda karşımda? Şu anda işte beğenmedin, söyledim kiloyu. Gel bunu 100'e bağlayalım, düz hesap. İyi hadi 100. 100. 2,5 katı kaç yapar abi? 2,5 katı 250. 250 kiloyu kaldırabilir misin yerden? Ben Auer sobayı tek elimle kaldırdım. Auer soba 23 kilo oldu. Hayır. Ayrı. 100 kiloydu. Sakal duydun mu sobayı tek elimle kaldırıyormuş. Hocam 2,5 kat. Abi tamam da o adam 12 yaşında başlamış. Okuldan almışlar. Evet. Bulgaristan'da biliyorsun. Evet. Senin şeyine göre. Fiziğine göre. Fiziğine göre. Yeteneklerine eline göre, göre, ayağına göre, boyuna göre, kilona göre sana illa ve illa bir spor yaptırırlar. Ne güzel. Ya gülleci olursun, ya güreşçi olursun, ya bir boks yaparsın, ya tekvandocu olursun, ya yüzmeci. Yani illa ki öyle bir şeyi var ülkenin. Evet. O da komünizmden gelme. Eski sistemden. Eski evet. Sistemden herkes bir spor yapmalı. Onun için o da halter yapmış. Adam 12 yaşından itibaren... 100 kilonun altına girmiş. Şimdi Naim'le beni nasıl bir tutuyorsun ya? Yani şu anda ben kaldıramam. Ben kaldırsam yalan olmasın. 60-70 kilo kaldırabilirim. 60-70 kilo işte şeyde kaldırırsın hani spor salonunda. Evet, nerede kaldırırsın falan ama böyle bir resmi organizasyona gireceksin. Kendi kilonun 2,5 katı fazlasını yükleneceksin. Vap diye kaldır bunlar kolay işler. Üniforma şeyi yırtarız. Patiskayı yırtarsın yani. Patiskayı diyelim. Evet, patiskayı evet. Yırtarsın. Onun için de Naim Süleymanoğlu da gerçekten... Onun rakibi vardı bir tane Yunanlı hatırlarsın belki. Evet, evet. En büyük rakibi oydu. Hep onunla atışlardı. Dimitris Mamalukas mıydı neydi adı hocam? İsmini hatırlamıyorum, evet. Yanlış olmaz. Bir 500 gram koyarlardı böyle. Öyle bir atışmaları vardı yani. Bir tutam, ve bir adam tutam. Çok üzülmüştü Naim öldüğünde. Öyle büyük yani. Şampiyon adamın arkasından yani herkes üzülür hocam. Rakibim yani rakibim ama yani öyle bir rakibim olmasını isterim. Ben Naim Süleymanoğlu'nu bir kere yakından gördüm Ankara'da. Baktım ya lan bu hakikaten nasıl kaldırıyor dedim onu. Yani çünkü zaten orta boylu biriydi hatta orta boydan evet. Daha kısaydı evet. Ama vücut falan böyle çok şey dolgun. Çakı gibiydi de. Evet çakı gibiydi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet erken eylesin. Gitti ama dünya çapında bir sporcumuzdu. Onu da burada rahmetli bir kez daha almış olalım. Var mı hocam Tabildot'ta başka bir şey konuşmamız gereken? Yok çünkü sakal oradan... Hadi abi diyor. Böyle... Hayır, akşam trafiğine. Artık konuşmuyor. Mimik böyle yaparak anlatıyor. Yani motor çalışıyor. Bu ne sakal? Gaz verme hareketi. Bu gaz verme hareketi mi? Evet. Abi sen bir dakika. Bu gaz verme hareketi mi sence? Yani o öyle diyorsa öyledir. Bana pek öyle gelmedi. Ben çok eskilerden beri dünyadayım. Yaklaşık 55 yıldır evet. Dünyadayım. Bazı şeylerin ne manaya geldiğini bilirim. Bilirsin elbette. Gaz verme dediği zaman şöyle olur. Evet. Böyle olmaz. Neyse. Peki sakal. Hadi öyle diyelim. Hocam gözlüğümü alabilir miyim? Hadi öyle diyelim. Buyur evet. Abi. Evet. Blues Brothers'lar olarak hocam.
Hanımefendiler, beyefendiler, efendim Anadolu Efes katkılarıyla bir burada olan Burada Kalır programının daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi programımızın kapanış anonsunu kıymetli ortağım Can Hoca yapacak. Buyurun genç adam. Sakal, söylediklerimizin altyazılarını yazmayı unutma. Bu bir. İki, hoşça kalın dostlar.